Yavaş yavaş dersimize başlayalım. Ben de. Günaydın öğretmenim. Günaydın Mekan. Yavaş yavaş dersimize başlayalım. Matematik kitabı. Sayfa 112'yi açalım. 112, 112. 112'yi açalım. 112. Ben de açıyorum. Öğretmenim, ben 112. sayfayı yapmayı unutmuştum. Tamam, sorun değil. Tamam, sorun değil. Şimdi bak da geçir o zaman. Evet, sayfa 112'yi açtık çocuklar. Dün hatırlarsanız daha gelip Öğretmenim, ben arkadaşlar. sayfayı göremiyorum. Tamam, daha paylaşmadım. Bir dakika. Sayfa 112'yi açalım çocuklar. 112 zaten ödev diye yapmış olmamız lazım. Evet, dün 3 tanesini yapmıştık hatırlarsanız birlikte. 3 tanesini mi yapmıştık? Daha mı fazla yaptık? 3 tanesini yaptık diye İki hatırlıyorum. tanesini öğretmenim. Üç tanesini yapmıştık öğretmenim. Tamam. İki. İlk 3 tanesini yapmıştık. Üç Ben de öyle tanesini hatırlıyorum. yapmıştık öğretmenim. Evet, ilk 3 tanesini Ben bu kere... Öğretmenim, Efendim, efendim. bizi diğer telefondan kabul eder misin? Tamam derse, Diye. Annem işe gidiyor. tamam derse girersem kabul ederim. Girdim. Şu an bana bir şey gelmedi. Bundan. Evet. İlk 3 tanesini yaptık. Mikrofonumuzu kapatalım çocuklar. Mikrofonumuzu lütfen kapatalım. Mikrofonlarımız kapalı. Evet. Şimdi çıkartma işleminde ne demiştik çocuklar biz? Deniz Rüzgar kabul ettim sizi. Evet, ne demiştik? Her zaman onluk bozarak çıkartma yapmamıza gerek yok. Bakacağız. Eğer sayılar birbirinden çıkıyorsa onluk bozmamıza gerek yok değil mi? Ama çıkmıyorsa, birlikler birbirinden çıkmıyorsa, üstteki birlik alttaki birlikten daha küçükse, o zaman komşuya gidip onluk bozarak çıkartma yapmamız gerekir. Şimdi dördüncüye bakalım. 75 eksi 47 diyor değil mi? 75 eksi 47. Sizce bu çıkartma işleminde komşuya gitmemize gerek var mı? Evet mi? Hayır. Yani onu bozmamıza gerek var mı? Evet mi? Hayır. Yok mu? Evet mi? Hayır. Bana mesaj yazarak da söyleyebilirsiniz. Parmakla kaldırabilirsiniz. Mesaj da yazabilirsiniz. Parmakla kaldırabilirsiniz. Evet mi? Hayır mı? Erbil'im. Evet, Duymadım. sayfa 112'deyiz. Matematik kitabı sayfa 112. Cem evet demiş. Hatice evet demiş. Hamid evet demiş. Başka cevap vermek isteyen, parmak kaldırıp söylemek isteyen var mı? Evet, komşuya gitmemiz lazım demişler. Başka evet mi? Hayır mı? Komşuya gidecek miyiz? Evet mi? Hayır, gitmeyecek miyiz? Cennet evet dedi. Parmak kaldırıp söylemek isteyen var mı? Zeynep Gül evet dedi. Muhammed evet dedi. Evet mi? Hayır. Dördüncüdeyiz. İbrahim evet dedi. Zerrin evet dedi. Evet'i işaretleyeceğiz dedi.
Başka. Evet. Bakalım. Hasan da evet dedi. Bakıyorum sorumuza. 75 eksi 47. Ne yapıyorduk çıkartma işleminde çocuklar? İlk önce birlikten başlıyoruz değil mi? En sağdan başlıyoruz. Bakalım rakamlarımıza. 5'ten 7 çık diyor. 5'ten 7 çıkar mı hiç? Çünkü çıkmaz. Çünkü 5 7'den küçüktür. Yani komşuya gitmemize gerek var. 5'ten 7 çıkmaz. O zaman evet'i işaretleyelim biz peşin peşin. Evet, komşuya gideceğiz diye. Evet'i işaretledik. Şimdi komşuya gidelim. Komşu 7 idi. Bize bir tane verdi. 7 olmuştu. Bize bir tane verdi. Kaç kaldı? 6. Değil mi? Komşumuz 6 kaldı. Biz 5'tik. Bir onluk aldık. Ne olduk? 15 olduk. Tamam mı çocuklar? 15 olduk. Şimdi çıkartma işlemimizi yapabiliriz. 15'ten 7 çıkarsa ne olur? 8 kalır. 6'dan 4 çıkarsa ne olur? 2 kalır. Cevabımız 28. Evet. Evet, cevabımız 28. Çocuklar. Anladık mı? Anlamayan var mı ne yaptığımızı? Neden evet dedik? Neden böyle komşuya gittik falan? Anlamayan varsa parmak kaldırıp sorsun. Vaktimiz var. Tekrardan anlatırım. Anlamayan varsa parmak kaldırsın. Bir sonrakine geçiyoruz çocuklar. 69 eksi 27. 69 eksi 27. Şimdi burada bakalım çıkartma işlemimize. Komşuya gitmemize gerek var mı? Evet, gitmeliyiz mi? Yoksa hayır. Evet mi? Hayır. Evet, komşuya gitmeliyiz. Onu kalmalıyız, onu bozmalıyız. Hayır, komşuya gitmemize gerek yok. Evet mi? Hayır sizce? Bir sonraki. 69 eksi 27. Evet mi? Hayır. Cevabınız nedir? Yazarak da söyleyebilirsiniz. Parmakla kaldırabilirsiniz. Hatice hayır demiş. Kavin hayır demiş. Hayır işaretleyeceğiz demiş. Ada hayır demiş. Parmak kaldırıp söylemek isteyen var mı? Parmak kaldırıp da söylemek istiyorsanız parmak kaldırıp kapatmayı olur. Cem hayır dedi. Zerrin hayır dedi. Hayır işaretleyeceğiz. İbrahim hayır demiş. Muhammed hayır dedi. Evet. Başka söylemek isteyen var mı? Cennet hayır dedi. Evet. Hayır dediniz. Bakalım çıkartma işlemine çocuklar. Bakalım çıkartma işlemine. Sarp da hayır dedi. Evet. Bakalım çıkartma işlemine. İlk önce birlikten başlıyoruz değil mi? En sağdan başlıyoruz. 9'dan 7 çıkarsa, 9'dan 7 çıkar değil mi? Çünkü 9 daha büyük bir rakam. 9'dan 7 çıkarsa 2. Yani komşuya gitmemize gerek yok bu soruda. O zaman hayır işaretledik. Geçtik onluğu yapmaya, onlukları çıkartmaya. 6 onluktan 2 onluk çıkarsa 4 onluk kalır. Cevabı 42 çocuklar. Evet, Zeynep Gül de hayır demiş, Mert de hayır demiş. Evet, doğru. Hayır. Gelelim sonuncuya, yani bu satırın sonuncusuna, 6. sorumuza.
50-35. Siz de yanıtlarınızı kontrol edin çocuklar bu arada, tamam mı? Siz de yanıtlarınızı kontrol edin. Anlamayan varsa lütfen parmak kaldırsın. Öğretmen anlamadım desin veya mesaj olarak bana yazsın. Evet. Bir sonrakine bakalım. 50-35 diyor çocuklar. Şimdi buradaki çıkartma işlemimizde komşuya gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Evet gideceğiz diyenler veya hayır gitmeyeceğiz diyenler. Evet mi? Hayır mı? Cevabı nedir? Evet mi? Hayır cevabımız. Evet komşuya gideceğiz. Hayır komşuya gitmeyeceğiz. Hatice evet demiş. Mesaj yazabilirsiniz bana veya parmak kaldırabilirsiniz. Cem evet dedi. Zeynep Gül evet dedi. Leyla evet dedi. Havin evet dedi. Halil evet dedi. Ada evet demiş. Hasan evet dedi. Evet komşuya gitmek istiyorlar arkadaşlarımız. Parmak kaldırıp söylemek isteyenler mi? Ne zaman da parmak kaldırmak isteyenler mi? Parmak kaldırıp söylemek isteyenler. Evet. İbrahim Korkut evet komşuya gidecek öğretmenim demiş. Cennet evet dedi. Bakalım. 50-35. Bir kişi daha mesaj atmış. Tamam cevabı sormuyorum. Bekle dinleyin. İlk önce birliklerden başlıyoruz değil mi çıkartma işlemini yapmaya? Sıfırdan 5 çıkarsa sıfırdan 5 çıkar mı hiç? Her zaman üsttekinden alttakini çıkarıyoruz değil mi? Sıfırdan 5 çıkar mı? Çıkmaz çünkü sıfır en küçük rakamdır. 5 nasıl çıksın içinden? Mikrofonumuz kapalı olsun. Ne yapmamız lazım? Mecbur. Tık 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 komşunun kapısını çalıyoruz. Tık 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 komşuya gidiyoruz. Tabii evet işaretleyeceğiz değil mi? Evet olacak. Çünkü evet komşuya gitmeliyiz. Komşuya gittik. Komşu da 5'ti. Ne kaldı? 4 kaldı değil mi? 5'ti. 4 kaldı. Bir tanesini bize verdi. 4 kaldı. Biz sıfırdık. Bir onluk aldık komşudan. Ne olduk? Sıfırdık, 10 olduk. Şimdi çıkartma işlemimizi rahatlıkla yapabiliriz. 10'dan 5 çıkarsa 5. 4'ten 3 çıkarsa 1. Cevabımız 15. Evet çocuklar, cevabımızı 15 olarak bulduk. En alt satıra geçiyoruz. 83-59. Burada komşuya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Evet mi? Hayır mı? Kim söylemek ister? Cevabımız. Evet mi? Hayır. Ada evet dedi. Hatice evet dedi. Halil evet demek istedi. Herhalde öyle yapmış. Cem evet yazdı. Evet yani. Evet demek istedi. Hasan evet demiş. Doğru. Muhammed evet demiş. Muhammed evet demiş. Parmak kaldırıp söylemek isteyen var mı? Bakıyorum kameramıza. Parmak kaldırıp göremediğim için söz hakkı vermiyorum. Herkes genelde yazmayı öğrendi, yazarak cevap veriyor. Eyüp Ensar evet dedi. Evet komşuya gitmeliyiz dedi. Derse katılalım çocuklar.
Ali evet demiş. Evet. Evet. Bakalım. Çıkartma işlemimize bakıyoruz çocuklar. 83 eksi 59 değil. Ne yapıyoruz? Birlikten başlıyoruz çıkartmamızı yapmaya. 3'ten 9 çıkarsa, 3'ten 9 çıkar mı hiç? Çıkmaz. Ne yapmamız lazım? Komşuya gitmemiz lazım. Evet, işaretleyelim peşin peşin. Mikrofonumuz kapalı olsun lütfen. 3'ten 9 çıkmaz dedik, komşuya gitti. Komşuda 8 onluk vardı. Bir tanesini bize verdi. 7 onluk kaldı onda. 7 onluk kaldı. Biz 3'lük 1 onluk aldık. Ne oldu? 13 oldu. Değil mi? 13 oldu. Eyvah Şimdi çıkartma işlemimizi yapabiliriz. 134 yazdım hocam. Cevabı kaç buldunuz? Cevabı söyleyin bana. Cevabı kaç buldunuz? Cevabı kaç buldunuz bunun cevabını? Direkt cevabı soruyorum. Cevabı kaç buldunuz? Yazın bakalım. Mikrofonumuz kapalı olsun. Eyvah. Ve mikrofonumuz kapalı. Mert mikrofonu kapattı. Mikrofonu açma bir daha. Evet, cevabı kaç buldunuz diye sordum. Cem 24 buldum demiş. Zeynep 24, İbrahim 24. Evet, derse katılalım. Muhammed 24. Cennet 24. Hatice 24 bulmuş. Yürü, Borapan, Erol, Mert, Baraniş, Şepi, Kaak. Mert mikrofonunu bir daha gereksiz açarsan seni dersten çıkartmak zorunda kalacağım. Lütfen mikrofonunu açma. Mert mikrofonunu açma. Eyüp 24 bulmuş. Havin 24. Evet. Bakalım 13'ten 9 çıkarsa, 13'ten 9 çıkarsa ne olur? 4 kalır. Ama 5 yazdım, 4 kalır. 7'den 5 çıkarsa 2 kalır. 24. Evet, cevabı 24 olarak buldum. Diğerine geçelim. Evet, diğerine geçelim. 73 eksi 65. Dinleyin artık sadece. Sormayacağım. Direkt çözeceğim. Geçelim. 3'ten 5 çıkmaz değil mi? 3'ten 5 çıkmaz. Evet, komşuya gitmemiz lazım. Evet olacak. Komşuya gittik. Komşu 7 onluktu. 6 onluk kaldı. Biz 3'tük. 13 olduk. 3'tük. 13 olduk. Şimdi çıkartabiliriz. 13'ten 5 çıkarsa 8. 6'dan 6 çık 0. 0-8, yani cevabımız 8. Son sorudayız çocuklar. Birliklerden başlıyoruz gene çıkartma yapmaya. Mehmet lütfen ekranı karalama. Mehmet lütfen ekranı karalama. Evet, son sorudayız. Birliklerden başlıyoruz gene en sağdan.
6'dan 5 çıkarsa çıkar 1. Komşuya gitmemize gerek var mı? Hayır, yok. Zaten çıktı. 3'ten 2 çıkarsa 1. Cevabımızı 11 olarak bulduk çocuklar. Evet. Yanlış yapanlar düzeltsin. Yapamayanlar geçirsin. Bekliyorum. Evet, bir sonraki sayfaya geçelim. Sayfa 113'e geçiyoruz. Bir sonraki sayfa, sayfa 113'e geçiyoruz. Evet çocuklar, anlamadığınız bir şey var mı? Anlamadığınız bir yer varsa, neden evet hayır dedik, neden öyle yaptık, neden böyle yaptık? Lütfen çekinmeyin, parmak kaldırıp sorun. Tekrar tekrar anlatabiliriz, vaktimiz var. Hah, Leyla parmak kaldırıyor. Söyle Leyla. Mikrofonu aç da söyle. Öğretmenim, hem niye evet hayır yaptık ki? Neden evet hayır yaptık? Onu mu anladın? Evet. Şimdi bize bu alıştırmamızın başında sordu ki komşuya gitmemize gerek var mı yok mu? Bazı sorularda gitmemize gerek var, bazılarında yok değil mi? Bakıyoruz biz. Çıkmazsa eğer komşuya gidiyoruz. Çıkarsa gitmemize gerek yok. Eğer komşuya gitmemize gerek varsa evet diye yanıt veriyoruz. Çünkü bize sormuştu komşuya gidelim mi? Evet, gitmemize gerek var mesela bu soruda. Ama bazı sorularda da gitmemize gerek yoktu. Bak direkt çıktı zaten. Hayır, gitmemize gerek yoktu işaretledik. Evet, yani komşuya gidiyorsak evet, gitmiyorsak hayır işaretledik. Mikrofonu kapat. Benim anladım şimdi. Tamam, mikrofonumuz kapalı olsun. Evet, bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Sayfa 103'e geçiyoruz. Halil, mikrofonu kapatır mısın lütfen? Mikrofonumuzu kendi başımıza açmayalım. Evet, sayfa 113'e bakalım. 113'te de gene çıkartma işlemleri var çocuklar. Bu çıkartma işlemlerini yapıyoruz. Yapalım şimdi hemen. Çıkartma işlemlerini yapalım. Bulduğumuz sonuca göre aşağıda bir tane bilmece var. Şifreli bir şey var. Onu bulmaya çalışıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bakın birinciyi yapmış. Cevabı ne bulmuş? 19 bulmuş değil mi? Birinci de cevabı 19 bulmuş. Harfi ne? E. Geliyoruz burada 19'un altına E yazdık. Diğerlerinde siz yapın lütfen. Cem, mikrofonu kapalı olsun. Evet, geri kalan öğretmenim, yapacak birimiz var mı? Yapmaya başlayın. Yetişmezse diğer derste devam edeceğiz. Şimdi yapmaya başlayın. Çıkartma işlemlerini yapıyoruz. Cevaplarını buluyoruz. Aşağıda yerleştirip. Benim sayfa kaç? Bilmeceyi buluyoruz. Sayfa 113. Mert, seni dersten çıkarıyorum. Mikrofonu açıp gereksiz bağırdığı için sürekli. Evet. Evet çocuklar, sayfa 113'ü yapıyoruz dedik. Örnekteki gibi çıkartma işlemlerini yapacağız. Cevabı kaç bulduysak aşağıda yazdırırız. Parmak kaldırmadan konuşma.
Parmak kaldırmadan konuşma. Evet, sayfa 113'ü yapıyoruz. Evet, sayfa 113'ü yapıyoruz. Hepsini yapmaya başlayalım. Çıkartma işlemlerini yapıp aşağıdaki kutulara yapıştırıyoruz bulduğumuz cevapların kartlarını ve şifremizi oluşturuyoruz. Evet çocuklar, dersimizin sonuna geldik. 15 dakika ara veriyorum. Sonra tekrar matematik dersinde görüşürüz.